Burası çok güzel. Neresi? Torunları buraya götürelim. Oldu canım. Fıstık gibi kızları gördün, gözlerin hemen tling, yerinden fırladı. Olmaz. Vay, bu ne bu? Burası neresi? İzci kampı. Nerede? Dağda, Toroslarda. Ay çocuklar deniz istiyor, güneş istiyor. Yaz tatili diye buraya mı götüreceksin? Fena mı? Serin bir yer. Oh, püfür püfür, temiz hava. Sen şuna dağın başında, çoluk çocuğun içinde seni kıskanacak kadın yok. Böyle bir yere gidelim de benim içim rahat etsin desene. Hadi hadi. Hem kendimi hem çocukları rahat ettirecek bir yer bulmam lazım. Çocuklara Antalya dedin, tatil köyü diye söz verdin. Kalkıp buraya mı götüreceksin? Hadi ikna ettin gittik. Senin benim bu yaşta ne işimiz var izci kampında canım? Gelmem vallahi, Perihan'da kalırım. Ne güzel bahane. İlk fırsatta hemen. Da Perihan'da kalırım. Kızdırma beni, Perihan'da kalırım. Dudu, tepemin tasını attırma. Torunlarımı görmeye, onlarla tatil yapmaya ben senden daha fazla hasretim. Ama akıllı ol, mantıklı ol. Şu Allah'ın köpeği halimle hangi bikinili kız beni ne yapsın? Hadi beni insana çevirsen 80 küsürümdeyim. Gene 5 para etmem. Tamam, tamam. Konu kapanmıştır. Sen başımda vıdı vıdı etmediğin zaman kararımı vereceğim. Aman makul bir karar ver de ne karar verirsen ver. Yazın ortasında madem çocuklara sizi denize götüreceğim dedin, etrafta bikinili güzel kadınların olmadığı hiçbir tatil köyü yok, bunu bil. O senin dünyanda öyle canım. Ben bir periyim, unutma. Öyle bir tatil yeri yaratırım ki içinde tek bir bikinili kız göremezsin. Ama yeryüzünün en güzel tatil cennetini yapabilirim sana. Kiminle muhatap oluyorsun sen? Ay ne yapmaya gitti bu kaçık? Perihan gelirse de müsait değiliz de yolla, sık sık yola bak. Toprakları takip et, gelirlerken haber ver, şatoyu değiştireyim. Tamam tamam, merak etme. Ben aynadan takip ederim. Gelirlerse sana haber veririm. Sen canım ne isterse öyle yap. Ben de burada bekçilik yaparım. Oh ne âlâ memleket.
Abla. Abla. Abla uyan. Abla uyan. Efendim Çilek ya. Bir gelsene. Çilek ne oluyor sabah sabah söyle. Abla yanıma gel. Sen de artık genç kız olmuşsun. Ya of. Ya. Ay Çilek saçmalama kalk ayağa. Ya ne yapacağım ben şimdi? Yapacak bir şey yok gayet doğal yani. Senin yaşında herkesin başına geliyor. Ay sus abla sus. Tuvalete gitmem lazım. Bunları toplamamız lazım. Babama sakın hiçbir şey söyleme. Anneme de haber ver. Tamam Çilek sakin ol. Bak babama söyleme. Hemen anneme haber ver. Hadi. Ay tamam tamam. Aman da aman uyanmış bu benim prensesim. Günaydın baba. Günaydın. Günaydın canım. Anne. Hı. Sana bir şey söylemem lazım. E söyle canım. Ya anlamadım. Gizli mi dedi? Gizli yani kız kıza konuşulacak bir şey demek baba. İyi de niye gizli yani? Ne oluyoruz Allah aşkına? Bir dakika baba. Sadıkçığım sen çayınla gazeteni biraz bahçede devam etsen. Ne yani şimdi al çayını gazeteni çık dışarıya gidiyorsunuz öyle mi? Öyle gerekiyor hayat. Ama ya ne oldu ki ne oluyoruz Allah aşkına ya? Hadi canım lütfen rica ediyorum. Ya. Hadi sen. Ha tamam ben gideyim. Tamam dışarıda oturayım. Evet. Gel. Kızım. Babam nerede? Bahçede. Söylemediniz değil mi? Hayır Çilek. Ya. Ablan kulağına söyledi ama babalar anlar. Ben onun yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Ne olur beni banyoya götürün ama önden gidin. Ya kıyamam ben sana. Canım gel ben şimdi sana ablanınkilerden bir tane veririm. Sen de temiz çamaşır ya da elbise falan bir şeyler getir. He? Tamam. Hadi gel bakalım. Oh, alalım bunları da. Oy canım benim surata bak. Gel hadi gel. Olur.
Ne haber sevgili? İyiyim, sen? İyi. Gel geç. Ne kadar vaktin var? Yarım saat sonra otobüs. O zaman ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Hemen geliyorum, tamam? Sevgili olduğumuza göre benim evim senin evin. Kapıyı çalmadan girebilirsin. Mavi olan apartmanın, sarı olan da evin anahtarı. Tamam, çıkalım. Dur, ben alayım. Sen yarın akşam geliyorsun değil mi? Dönüyorum, evet. Tamam. Gelir bende kalırsın. Yarın izinliyim ya. Tamam. Merhaba Perihan. Günaydın. Dudu şatoda değil. Günaydın Taci. Sabahın köründe nereye gitti böyle? Ay ne sen sor ne ben söyleyeyim. Gene deli işine kalkıştı. Sen buraya gelsene, burada konuşalım. Öyle terasta başına güneş müneş geçer sonra. Hadi gel. Hadi. Bir dakika Taci. Sen beni nasıl görüyorsun? Aa, Dudu giderken sihirli aynaları açık bıraktı. Perihan Merihan gelir, bir bahane bul yolla dedi. Mutlaka gene bir haltlar karıştıracak. Bekle Taci'cim, hemen geliyorum. Periler aşkına, nereye kayboldu bu kadın Taci? Tatil köyünü dekore etmeye gitti. Bir dakika, anlamadım. Ne dekore etmeye gitti? Allah'ım, ben dünyanın en kıskanç, en kaçık kadınıyla evlendim Perihan. Pardon, dünyanın değil, kainatın en kıskanç kadını. Sen kalk, torunlara sizi tatile götüreceğim diye söz ver. En güzel yeri bulacağım diye Türkiye'nin en harika tatil beldelerini karış karış ara. Hepsinde bikinili kızları gör, kıskan. Eysi, oradan bir başladık, dalaştık. Sorma. Yok, oralara gidersek ben sapığım sanki. Benle o güzel manken gibi kızların arasında nasıl başa çıkacakmış? Aldı başına gitti. Bir yerde sihirle içinde güzel kadın olmayan bir tatil köyü yaratacakmış. Ay yok, yok, bu üşütmüş. Üşütmüş bu. Ay, hakikaten keçileri kaçırmış bu kadın. Bu ülkede öyle bir arazi var mı da koskoca tatil köyü kuracak? Ay, peri başını fanilerle derde sokacak. Vallahi bilmem, o tatil köyünü bu ülkeye mi, bu dünyaya mı kuracak? Bilmem. Tek bildiğim kafasına koyduğunu yapacak ama adres meçhul. Dur, şu sihirli aynadan bir bakalım. Aa, Yavuz'la Toprak buraya geliyorlar.
Sana bu aynayı açmayı akıl etti de burayı değiştirmeyi akıl edemedi mi? Dur ben değiştirivereyim. Ben düzelttim şekerim. Sen beni görüyorsun da niye nerelerde olup ne halt ettiğini söylemiyorsun? Demek ki seni ilgilendirmeyen bir şeymiş. Her şeye burnunu sokma. Şimdi oraya kopyamı yolluyorum. Neredesin sen? Orası neresi? Niye kendin gelmiyorsun da kopyanı yolluyorsun? Çünkü torunlarıma muhteşem bir tatil geçirmeleri için bir yer yapıyorum. Bu seni hiç ilgilendirmez. Yerimi sana söylemeyeceğim. Çünkü peri yasalarında bunun cezası yok. Birazdan kapı çalınacak. Sen de lütfen şatayı terk et. Hiçbir yere gitmiyorum. Görünmez oluyorum. Yavuz gidene kadar da burada kalıyorum. Nerede olduğumu asla öğrenemeyeceksin. Çünkü korumalıyım. Bu arada fırsattan istifade kocama sokulma. Gözüm üstünde fena yaparım. Hadi git kapıya bak. Anneciğim merhaba. Meşgul müydünüz? Çok bastınız ile. Yok yukarıdaydım da ondan. Ha. Girsene. Yok anneciğim ben işe gideyim. Zaten akşam yemekte sizdeymişiz. O zaman görüşürüz. Oldu. Akşama görüşürüz. Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Bir şey olursa beni mutlaka ara, tamam mı? Tamam baba. Hadi anneanneyi üzme. İyi günler. İyi günler. Aa, Perihan teyze de buradaymış. Aferin kopyama. Bak Yavuz hiçbir şey çakmadı. Bir dakika, bir dakika. Sen anneannem değilsin ki. Anneanne, sesin nereden geliyor? Buradan geliyor kızım. Bu bilinmez, garip yer her neresi ise burada gündüz, orada gece. Bir de ne olduğunu ben bilsem. Aa! Aa! Nereye gitti bu? Aa, bu nereye gitti? Aa, birden kayboldu, nereye gitti? Buraya geldi. Anneanne, neredeyiz biz? Nerede olduğunu bizden gizleme sihir yapmış. Bul bulabilirsen. Ceza almayacağım bir şey yapıyorum diyor. Hiç sanmıyorum ama dilerim öyledir Taci. Pardon. Ben ne yapacağım? Anneanne, Perihan teyzeden ne saklıyorsun? Size yapacağım sürprizi. Seni ve kuzenlerini götüreceğim tatil yeri. Nasıl buldun? Ne harika değil mi? Ne kadınım ben. Yoktan bir sanat eseri yarattım. Çok güzel. Ya Betüş, ben erken mi gitsem işe, ne yapsam diyorum. Yani madem benimle yüz yüze gelmeye utanıyor, ben gideyim mi? Ya ne olur bir akıl ver. Canım benim. Vallahi gitsen iyi olur. Hem akşama kadar o da düzelir, kendini toplar. İyi tamam, ben gideyim o zaman. Ya Betüş. Ya en küçük sandığımız çocuğumuz bile büyümüş, daha haberimiz yokmuş bizim. Ay canım, sen de ne kadar duygusal oldun artık. Ay Sadıkcığım. Hayatım akşam erken gelmeye bak. Annemlere yemeğe davetliyiz biliyorsun. Tamam, tamam şekerim. O zaman şey diyeceğim sana ben. Buradan mı gideriz yoksa seni kafeden mi alayım ha? Ha dur, ben bir kızlarla konuşayım, işten ararım seni. Aslında çilek içinde çok iyi olacak biliyor musun? Akşam öyle kalabalığın içine girecek, unutur her şeyi. Evet evet, isabet olur yani. Ha ne diyeceğim? Şey belki hani ağrısı falan olur, tamam mı? Bir ilaç ver ona, ne yapacağını bilemez değil mi? Merak etme, ben hallederim. Firuze'yi de tembihleyeceğim, sen rahat ol. Peki. Hadi güle güle canım.
Aa, günaydın. Erken mi çıkıyorsunuz bu sabah? Evet, öyle gerekti de. Canım, ben seni ararım. Hadi güle güle. Hadi, öptüm gittim. Hoşça kalın. Hayırlı işler. Hadi içeri Zeytin. Ben gelmeyeceğim Betüş. Biz Efecan'la buluşacağız. Sabah sabah. Dün de öyle konuştuk. Bugün babasına gelecek. Ben gelince sesleneceğim dedim. O da bizim bahçeye inecek. Oynayacağız. Sen iyice açık hava kızı oldun artık. Bahçeden bir yere gitmek yok, tamam mı? Tamam anne, ezberledim. Oo, hadi Firuze. Ezberledim. Aslında ben ne ellerini nereye geziyorum ama senin ruhun bile duymuyor. Ay Betüş Hanım, neydi Sadık Bey'in o hali öyle sabah sabah? Hiç sorma Firuze. Çilek bu sabah genç kız oldu. Ya ben bir bakayım, duş yapıp duruyordu. Geleceğim diyor, gelmedi bir türlü. İyi de sen niye böyle heyecanlanıyorsun? Bilmem, benim de aklıma geldi işte. Gel gel, yalnızız. Saatler olsun bakalım. Ya bu biraz rahatsız bir şeymiş. Çilek, alışacaksın. İyi bari, tamam. Neyse, ben her ay bunu sihirle hallederim. Ha, bu her ayın aynı dil mi oluyor? Yok canım, değişebilen bir şey. Yani ben niye söylüyorsam, anne sen anlatsana. Tamam, yani bazen daha geç, bazen daha erken olabiliyor tabii. Kızım, okulda öğretmiyorlar mı bunları size? Ya sen niye bu kadar strese girdin Çilekciğim? Ya ne bileyim, öğretiyorlar da. Hı. Ay bir de çok sinirli olunuyormuş. Bir dakika, bir sorun var. Ben aşağı nasıl ineceğim? Aa, ne var bunda? Bakın. Sakın babama hiçbir şey çaktırmıyorsunuz. Kızım, bu babalarının yanında konuşulmayacak bir şey değil. Çok doğal bir şey, hayatın içinden. Ayrıca baban işe gitti bile. Hadi bakalım, aşağı iniyoruz. Yürüyün. Sizin önünden geliyorum. Aa. Çilek. Şimdi geliyorum. Hadi. Bakalım. Nerede kaldı bu Efecan ya? Zeytin'cim, gelmedi mi Efecan daha? Yok, gelmedi ama bekliyorum. Hadi bekleyelim bakalım. Şunları toplayayım. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen bana. Yüz. Ama ara ara bitmez ki. Bir yerden başlamak lazım. Senin bana söyleyecek bir şey mi var Saksa? Ters olmuş.
Acaba Betüş teyzem verdiği cezayı kaldırmak için sana da bir ipucu verdi mi? Evet Zeytin Peri. Birine sevgi vermek için sihir gücünü geri kazandın. Ettin ki. Ha şimdi biz evimize dönelim. Güzel tamamladığımda eski sihir gücüme geri kavuşacağım. Acaba diğerleri nerede? Ya niye sessiz geliyorsun korkusum? Amma da dalmışsın, periler korkar mı? Şu anda peri değilim ki. Nasıl yani? Çok feci ceza aldım. 100'e kadar saymayı biliyor musun? Evet. İyi. Ben sihirli güçlerimi tek tek geri kazandığımı sana söyleyeyim, sen say. Bir yere yaz, unutmayalım. Arkadaşından güzel bir bilgi aldın. Bilgiyi nasıl kullanacağını gösterdin. Sihirle bilgi alma gücünü yeniden kazandın. İşte geldim. Nihayet Ali'ciğim. Ne oldu? Telaşlı gibisin. Ablan. Toz oldu. Ortalıklarda yok. Bize, hepimize, hatta periliçeye bile görünmez oldu. Sen Evren'i bir dolaş, onu bir ara diye çağırdık. Ölüyoruz meraktan şekerim. Evren'e mi? Yeryüzüne ne oldu ki? Anlatayım da gül. Ablam. Hadi ben gideyim bir an önce. Aa, güzel oldu. Tam yerini buldu. Ay keşke hep burada yaşasak değil mi? Anneanne, burası çok güzel bir yer oldu ama... niye biz gerçek bir tatil köyüne gitmedik? Mesela Antalya gibi, Bodrum gibi. Aslında haklısın ama... tam onu düşünürken bir şey aklımı kurcaladı. Sonra hemen vazgeçtim. Ama ailenin diğer fertleri bizi Antalya'da sanacaklar. Onu da sihirle halledeceğim. Bakayım, bir şey eksik ama. Bir şey eksik. Atmosferi eksik. Evet. Aa, bak, işte şimdi oldu. Bir de güneşi yerleştirelim. Nereye? Öğle saati olsun, tam ortaya. O zaman da sıcak oldu. Hadi üstümüzü değişelim. Anneanne, bu tatil köyünde hiç kimse olmayacak mı? Olmaz olur mu canım? Bak! Bunu da mı sihirle yarattın? Herhalde. Cem'le Ceren için daha inandırıcı olsun diye hepsini sihirle yarattım. Ama tatil bitince onlar da sihirle yok olacaklar. Ayrıca biraz daha eksikler var. Mesela ağaçlar. Ağaçların üzerinde uçuşan kuşlar. Etrafta dolaşan şirin yaratıklar. Nasıl? Beğendin mi? Anneanne, sen gerçekten çılgınsın. Çak! Anlamıyorum ki.
Allah, ah be abla. Adamı nasıl uğraştırıyorsun? Senin sıran olduğunu biliyordum. Ama biliyorsun Cem, şimdi okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Burada birkaç hafta daha duracağım. Hem içimden geliyor çalışmak. Kendimi burada buluyorum. Yani sen burayı o kadar sevdin. Yani hem işimi seviyorum, hem de sizin aileyle birlikte olmayı seviyorum. Hem malum bizim Ceren'le olan durumları biliyorsun. Burada ona görüşebiliyoruz yani. O zaman ben bir annemle konuşayım. Diyeyim, Barış böyle böyle hafta sonları okullar açıldıktan sonra da bizle çalışmak istiyor. Keşke kabul etse. Vallahi bilmiyorum. Derslerin iyi gitmesi ve ailenin izin vermesi lazım. Barış, sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben sana gıcık oluyordum biliyor musun? Ama sonra işte burada beraber çalışa çalışa sevdim seni. Ceren'le arkadaşlığına benden tam destek. Ya şunu belirteyim, Ceren'le arkadaşlığıma destek versen de vermesen de ben onu bırakmam. Öyle diyorsun yani. Sen fazla konuşma da yerleri silmeye devam et. Hadi bakalım. Tamamdır. Sana da bir sürprizim var. Camları özlemişsindir sen. Bir al set gider onların. Hadi bakayım. Canım benim, ben çıkıyorum. Tamam anne. Akşamüstü geç kalmayın kafeye, tamam mı? Yok, ben erken geleceğim. Zaten Barış'ı da iki gündür görmedim. Tamam ama yalnız gelme, lütfen Çile'yi de al gel. Ya anne ne yapayım, gelmek istemiyor. Ama hayatım, konuş onunla birazcık, ikna et. Bak sen yalnız gelirsen arkadan hiç çıkmaz o, artık evde kalır. İyi tamam. Ya biraz anlayışlı ol güzel kızım. Ya tamam da çok abartıyor ya. Sanki dünyanın sonu geldi. Evet ama onun için çok yeni bir şey bu. Hatırla, senin de başına ilk geldiğinde neler hissetmiştin? Hı? Hatırladım galiba. Evet. Gel şimdi konuşalım, ben onun yanında da söyleyeceğim bu kafe meselesini, tamam mı? Şu maşanın fişini çek, yanmasın bir yer. Çok güzelsiniz zaten. Hadi yürü bakalım. Yani çilek, gene mi yattın kızım sen? Anne ne yapayım, karnım ağrıyor. Ağrı kesici aldın mı? Aldım da ne zaman geçecek bu? Ay geçer çilekçim, bir şey yok bunda. Bak topla kendini, Ceren'le beraber kafeye geleceksiniz. Oradan da anneannelere yemeğe gideceğiz akşam. Ben anneannemlere bu halde nasıl geleceğim anne? Ay ne varmış halinde kızım, bizim her ay başımıza geliyor, aynı şeyi çekiyoruz. Ya bilmiyorum, ağrım sızım geçmezse ben gelmem. Bak bak bak, hayır canım, anneanneye gideceğiz bu akşam. Ben seni kafeden arayacağım, anlaştık mı? Of. Hadi görüşürüz, bak bekliyorum kafeyi ona göre Ceren, tamam mı? Hadi Firuze, Allah sana sabır versin yani. Sıcak su torbası yaparım, hiçbir şey kalmaz. Üf, Çilek abartma bu kadar ama. Sen nereden bilirsin? Ha tabii. Bakalım burada. Hiç. Topumuz düştü, onu arıyoruz. Bak sen. Belki de topunuz yuvarlanıp zıplayıp demirlerden sizin bahçeye gitmiştir ha? Hah, olabilir, bakayım. Yoksa babam da Firuze teyze de bahçeden çıkmamıza izin vermiyor. Bak bakalım. Evet Zeytin. Efecan bir şey biliyor mu? Ya. Peki ben bu yo ya inanmadım desem. Eğer bana doğruyu söylemezsen perilik güçlerini asla geri alamazsın desem. Of Betüş, zaten yüze bölünen sihirli güçlerimin ta yedi tanesini bulabildim.
Demek sadece 7 tanesini bulabildin. Bence gayet iyi gidiyorsun Zeytincim. Çünkü o sihir güçlerinin 99 tanesini de bulsan, Efecan o zaman senin hala peri olduğunu biliyorsa 100.'yü geri alamayacaksın. Uf Betüş. Yok, top orada da değilmiş, bulamadım. Bak sen. Aa, bakın aklıma ne geldi. Cem abinizin eski bir topu vardı. Annene söyle Zeytincim size o topu versin, onunla oynayın ha. Tamam. Tamam. Çok iyi. Merhaba Bitişciğim. Merhaba Zeyno. Merhaba. Ben de böyle sen evde misin değil misin bilmeden bir uğrayayım, çay kahve içeriz diye düşünmüştüm ama galiba kafeye gidiyorsun. Evet, kafeye gitmem lazım. Yapacak çok işim var. Ne yapalım canım? Ben de o zaman Efecan'a falan bakayım. Bir de Firuze müsaitse belki onunla bir kahve içerim. Tabii tabii, için çok memnun olurum. Ayrıca o nazik iftar davetin için çok teşekkür ediyorum tekrar. Yani asıl senin gelmen çok büyük nezaketti. Yani ben teşekkür ederim. Yani böyle aramızdaki buzların birazcık erimesi için iyi olur diye düşündüm, ne bileyim. Hatta yani şey diye de düşündüm ben. Sen böyle müsait olduğunda yani eve, kafeye falan belki uğrarım diye. Tabii uğra. Her zaman beklerim. Avni Bey'e çok selam, olur mu? Tabii söylerim kalısın, söylerim. Ben de tuttum seni zaten, söylerim. Bak benim 2 saat sonra kafede olmam lazım. Kalkar mısın artık? Ya niye ki? Barış zaten kafede çalışıyor. Akşam görüşürsünüz. Çilek, kafe gündüzleri müsait oluyor. Akşam oturamıyoruz öyle. Didişmeyin kızlar, didişmeyin. Eğer benim ağrım geçmezse ben gelmiyorum. Sen gelmezsen ben de gidemeyeceğim. Ayrıca ne kadar büyütüyorsun bir şeyi ya. Sanki dünyada bir tek senin başına geliyor bu. Merhaba Firuzeciğim. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba Zeyno abla. Çilekciğim ne oldu, niye yatıyorsun? Hasta filan mı oldun sen? İşte öyle yatası geldi. Ya ne yatası geldi abla? Yalan mı söyleyeceğim? Gerçekten karnım ağrıyor. Zeyno. Hı? Kızımız genç kızı oldu. Ay, ciddi mi söylüyorsun? Ay maşallah. Canım benim, vallahi çok sevindim ha. İlk tokatı kim attı? Aman Zeyno, tokat mı kaldı? Aa, ne demek tokat mı kaldı? Dur bakayım. Çilekciğim, kalk canım, kalk, kalk, kalk. Kalk. Ay, bak canım benim, canım. Zeyno abla, ne oluyor, ne yapıyorsun? Ay, yavrum, yavrum. Ne var? Çilekciğim, Çilekciğim, Ceren'cim, bu gerçekten eski bir adettir. Şimdi eskiden yani bizler sizin yaşındayken falan böyle annelerimiz, anneannelerimiz, teyzelerimiz, işte genç kızlıktan kadınlığa geçtiğimiz şu anda böyle bize bir tane patlatırlardı ki kadınların zor dünyasına hoş geldin filan bakımından. Evet, evet ya, hepimiz yedik yani bu tokadı. Ay, yedik Allah. Hem canım siz internet çocuğusunuz yani, hiç bakmadınız mı? Yemin ediyorum yani Afrika'da kızların saçlarını başlarını yoluyorlarmış, biliyor musunuz? Zeyno abla, bu ağrının üzerine eğer saçın başımı yolarsan... Ben en kötü sihrimi yapıp görünmez belli durduk yere tokatlanan bir kadına çeviririm. Betüş görün, ben anahtarımı... Anahtarımı da şey, Betüş şey değil, ben seninle kahve içeceğiz. Ya elim ayağım titredi vallahi ya. Saçını başını yapma. Deli bir şey, deli. Randevusuz gelinebiliyor mu? Ah Avni abi, hoş geldin. Sen her zaman gelebilirsin. Nasılsın? İyiyim vallahi, sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. Otursana. Oturayım, hadi bakayım. Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun? İyi gidiyor vallahi, çok iyi. Seni görmeye geldim. Sen de otur canım, Allah aşkına, ayakta evet, kalma. Evet, oturayım. Ya iyi ki İstanbul'a geldin. Yüzünü gören cennetlik. Ne yapayım be Avni abi, iyi şükür. Hafta sonu sizi arayacaktım aslında, hep aklımdasınız. Sizden ne haber? Vallahi iyilik oğlan bende, keyfim yerinde. Aa, nasıl o? İyi mi? Niye getirmedin onu da? Ya çok sıcak, nasıl getireyim? Ha. Sadık Beylerin bahçesi serin oluyor. Akşama kadar zeytinle orada oynuyorlar. Aa, çok güzel. Peki ben sana bir şey ısmarlayayım. Ya da aç mısın? Karnın aç mı? Hadi oradan, abisi dururken yemeği o ısmarlayacakmış. Hadi kapat dükkanı, gidiyoruz. Sen buraları biliyor musun?
Nereye götüreceksin beni mesela? Sen ne diyorsun ya? Sen bütün dünyayı gez, sonra İstanbul'a gel, sonra İstanbul'u bana satmaya çalış. Hadi canım ya, buralar benden sorulur tamam mı? Çok yakında güzel bir yer var, seni oraya götüreceğim, bir balıkçı. Vallahi bravo, sanki evden hiç çıkmıyormuş gibi bir halin var. Ama her yeri biliyorsun maşallah. Ben bir makyaj tazeleyip hemen geliyorum, tamam mı? Hadi bakalım, otursun. Hadi. Geçtim senden hatta benden fark etmez hiç gelmesen. Alıştım sensiz nefes almaya, tarifi yok bunun bir bilsen. Bu ne ya? Bu ne ya? Şu halime bak ya. Nedir yani bu kadar? Benim bir kadını aklıma ilk geldiği an arayamadığım görülmüş şey değil. Ya dünyada başka kadın mı yok? Ne yapıyorum ben? Ben bu muameleyi gördüğüm halde ısrar edecek kadar değersiz bir adam mıyım ya? Elin evde kalmış kız kurusunun peşine düşecek kadar seviyesiz miyim ben? Komutan, nerelerdesin ya? Zelal'deyim, onu yemeğe götürüyorum. Hadi çık gel. İnanmıyorum ya. Ben de tam işten çıktım, ona gidiyordum. Mekanın adını yaz ama ona söyleme, oraya geleyim sürpriz olsun. Canım, faturaları kontrol ediyorum da bu içecekleri getiren firmanın ödemesini yarın sabah yapabilirsin. Tamam. Peki fırınınkini ne zaman yapacağız? Onu şöyle yapalım. Öğleden sonra ben gelirken parayı çekeyim. Ben yatırayım geleyim. Hı? Tamam. Peki. Başka soru var mı şefim? Aslında soru değil de bir önerim var benim. Neymiş bakalım? Ben diyorum ki Barış okullar açıldıktan sonra da bizle beraber çalışsa mı? Ama okul var, dersleri var. Hafta sonları. Burayı çok seviyor. Bakalım yani... Barış istiyorsa ve derslere iyi gidiyorsa... Ailesi izin verirse. Ben de hepsini bunları söyledim zaten ona. Dur bakalım. Ben önce bir Barış'la konuşayım. Sonra da çok önemli bir şey var. Ailesiyle konuşayım. Ona göre karar verelim ha? Tamam, tamam. Ha bu arada Tuğçe nasıl? Görünmüyor pek ortalarda. Ha, Yalova'ya gitti o dedesine. Ama yarın gelecek. Ha. İyisiniz değil mi? İyiyiz. Çok iyiyiz. Ay canım benim. Çok sevindim. Çok iyi. Aa, müşteri geldi Cem. Aa, tamam, hemen gidiyorum. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emeliyi vereyim. Teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Perihan teyze. Perihan teyze. Efendim Betüş'cüm. Annem nerede? Gördüğün gibi herkes şatoda ama anacığın kayıplarda kızım. Hayatım,
Annen çok parlak bir fikrini hayata geçirmek üzere evrende. Koordinatına hala ulaşamadığımız bir yerde. Tatil köyü kuracakmış. Anlamadım. Ben sana anlatırım Betüş'cüğüm. Şuralar biraz boş kalmış. Bak şurası da. Oraya da bir şeyler yapayım. Ya anneanne artık abartmasan diyorum. Şimdi babamlar fotoğraf çekin, çektirin diyecekler. Ama burası magazinlerdeki, televizyonlardaki, gazetelerdeki gibi olmadı ki. Daha büyük, daha acayip oldu. Canım, sihirle abartı resimleri silebiliriz biz. Photoshop sonradan icat oldu. Biz onlara şimdi bir otelin resmini gösteririz. Sonra sihirle bizim çektiğimiz resimleri ona benzetiriz, tamam mı? Ya Cem'le Ceren ben buralara gelmedim derlerse? Toprak, senin anlayışın biraz kıtlaştı galiba. Ne anlatıyorum sana? Sihirle hepsini halledebiliriz. Biz periyiz. Bunu düşünemiyor musun ha? Ayrıca benim şimdi şu otel odalarına da bir bakıp oraya da bir halletmem lazım. Sonra da hemen şatoya gidelim. Çünkü babanlar bu akşam bize yemeğe gelecekler. Tamam mı? Nereye? Otel odalarına. Bak hala anlamadı. Kızım, uslu uslu oynayın kızım. Ay Firuze, vallahi sinirden ağlayacağım. Of, yani elim kırılsaydı da vurmayaydım. Yani niye vurdum? Doğru, vurmayaydın ama vurdum bir kere artık. Ne yapalım, üzme canını. Öyle deme, nasıl üzülmeyeyim? Yani zaten biliyorsun, Betüş'le aramız biraz limoniydi böyle. Tam toparlamaya başladık. Gittim ben, küt diye vurdum kızın suratına. Ay çok kızacak, çok kızacak. Tamam, tamam, ben izah ederim. Hem Betüş Hanım böyle şeylere pabuç bırakıp böyle insanın kapılarına gelip hesap soracak kadın değildir, merak etme. Değildir, onu hiç merak etmiyorum, biliyorum yani. Keşke öyle bir kadın olsaydı. Yani iki laf söylerdi, ben de ona iki laf söylerdim filan. Biraz tartışırdık, rahatlardık filan ama hiç öyle değil. Hanım bir kadın yani, susar, susmasıyla da insanı ezer, yerin dibine sokar. Ay neyse, ben akşam geleyim de özür dileyim kendim, olur mu? Aa canım, akşam yok onlar evde, annesi gile gidecek. Yapma ya, Aytü. O zaman ben yarın sabah geleyim. Bak o da söylersin çıkmadan önce Zeynep'i uğrayacaktı diye. Beklesin birazcık. Üstüne durma artık. Olmuş bitmiş. Ne yapacaksın? Üzme tatlıca. Firuze abla biz çıkıyoruz. Aa, ikna ettin mi? Evet. Gittim gizli gizli Kaan'ı aradım. Çileğin hiç keyfi yok, buluşalım desen dedim. Çünkü ben kardeşim biliyorum, o şimdi Kaan'ı çağırmaz. O da bir şeyler anlar diye utanır. O yüzden biz kafeye gideceğiz. Çok iyi yapmışsın. Buna kalsın 3-5 gün daha mız 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 dolaşır evin için. Bence çıksın, de. Çıksın, hava alsın biraz, iyi gelir. Geldi. Biz gidelim o zaman. Güle güle. Sen onun kusuruna bakma. Genç bunlar, yarın öbür gün unutur. Ay benim salak kafam, ay salak kafam yani. Ay Firuze, yani bak görüyor musun? İki kız benim yüzümden feleğini şaştı yani. Neye uğradığını şaşırdı. Bana mı kaldı adeti yerine getirmek? Ay bana mı kaldı hiç? Oh, bitti mi senin kahven? Bitti bitti canım, başka bir şey içeriz. Neyse, kızlar da gitti zaten. Bol bol vaktimiz var. Senin de işin yoktur herhalde. Kimse yok evde değil mi canım? Aa bana bak, aklıma ne gelsin. Konuyu değiştiriyorum birdenbire. Harika bir botoksçu buldum biliyor musun? Şu kaşlarımın arası var ya, çok çatıyorum ben kaş. Ama gerçi sen pek ilgilendiğini zannetmiyorum bununla. Senin zaten suratın gergin. Böyle gerçi biraz kilodan gergin ama yanlış anlama. Ben kilolusun diye şey yapsan. Ya böyle bakınca sen kilolu gör, balık etli. Biraz irisi görünüyorsun, o kadar. Zeno, içeri geçelim mi biz? Ha? Tamam, geçelim tamam, mi içeri? Geçelim. Hadi bak, gel. Ama makarnayı, böyle böreği falan keseceksin. Böyle olmaz. Zeytin, Efecan neredesiniz çocuğum, neredesiniz? Ben içeri gidiyorum. Hadi siz burada rahat rahat oynayın. Hadi. Hayır, beni yakalasana. Yakaladım, yakaladım. Yakalıyordum. Yakalayacağız seni, kaçma. Zevkleriniz birmiş değil mi? Ya çok şaşırdım. Senin böyle salaş yerleri seveceğini bilmezdim. Salaş ama güzel, kaliteli. Ben çok severim ve bu balığı sen başka hiçbir yerde yemezsin. Doğru. Değil mi?
Hadi başka bir şey istemiyorsan eğer balıkları çabuk çabuk söyleyelim de çünkü benim bir saat sonra müşterim gelecek. İyi tamam, madem burayı bu kadar iyi tanıyorsun balığı da sen söyle, senin söylediğin balığı yiyelim. Aa. Bunlar orkide, ben de Faruk. Seni gördüğüme sevindim Zeren. Bu bir komplo mu yoksa tesadüf mü? Ne kadar kırıcısın Zelal ya. Ne tesadüf ne komplo. Bu bir sürpriz. Ama eğer komplo olduğunu düşünüyorsan burada bir dakika daha duramam. Müsaadenizle. Ya Faruk saçmalama. Geç otur şuraya. Geç otur Allah aşkına. Zelal şaka yapıyor değil mi canım? Tabii sen alışıksın sana yapışan kadınlara. Böyle birini görünce şaşırdın. Yok şaşırmadım çünkü Zelal alelade bir kız değil. Ne güzel gelmiş burası. Ya. Hiç gelmemiştim daha önce. Kimin tercihi? İkimizin. Kadir Bey bir bakar mısınız lütfen? Buyurun Zelal Hanım. Kadir Bey çabuk çabuk hangi balık hazırsa getirir misiniz lütfen? Çünkü hemen yiyip kalkacağız. Tabii tamam. Derhal. Sağ olun. Vay 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 Zelal Hanım ha. Yani dün bir bugün iki. Bütün esnaf seni tanıyor. Neden? Çünkü Zelal parıldıyor. Zaten adı da ayrı bir özel. Zelal. Bir duyan bir daha unutmaz. Öyle değil mi? Nerede kaldın Ali? Yukarıda aradım aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Ablan demek sana da görünmezlik sihiri yaptı. Allah'ım bu kadın adamı çıldırtır. Akşama yemeğe misafiri var, kendisi evinde yok. Madem ceza almayacağına bu kadar emin, niye görünmezlik sihri yaptı peki? Şimdi ille de suçlamak istemiyorum karımı. Bazen masum fakat parlak fikirlerini hayata geçirirken birileri görsün, kopya çeksin istemez. Belki de öyle bir şey yapıyordur. Ama yani bir arasın, iyiyim, şuradayım desin, ne halt ederse etsin. Zaten burnunun dikine dikine hep, başına buyruk. Ne desen kafasına koyduğunu yapıyor. Oo, beni mi anıyordunuz? Ay kimler varmış burada kimler? Sevgili Periliçem Perihan ve kardeşim Ali. Ne oluyor? Asıl biz sana soralım, ne oluyor? Tatil dönüşü öğrenirsiniz. Torunlarını Evren'e mi tatile götüreceksin? Torunlarımı dünyada bir yermiş kadar inandırıcı gösteren bir yere götürüyorum. Bunun da peri yasalarında bir cezası olduğunu sanmıyorum. Doğru muyum? Aslında uygun olursa cezası yok. O zaman hepinize marş marş. Tatil dönüşü bir kusurum olursa peri mahkemesini kurup beni cezalandırabilirsiniz. Şimdi sihirle nasıl gidileceğini biliyorsunuz değil mi? Akşama misafirlerim var. Ay hazırlanmam lazım. Duducuğum, ben de davetliyim. Betüş beni de çağırdı. Ama ev sahibi benim. Ve seni davet ettiğimi hiç hatırlamıyorum Perihan. Nasıl gidileceğini biliyorsun değil mi? Ha? Tatilde görünür olacaksın. Sizi izleyeceğiz. Sihirli günler Dudu. Sihirli günler Periliçem. Ben de mi gidiyorum ablacığım? Evet sen de gidiyorsun. Bir de kardeşim olacaksın. Her işime burnunu sokuyorsun. Neydi o öyle her yerde beni aramak? Ha? Ablacığım bu benim görevim. Evet gidiyorsun. İster kapıdan git ister sihirle. Kendin seç bakalım hadi. Ya öyle olsun. Gidiyorum ablacığım. Yalnız galiba arayan Firuze. Onunla konuşayım hemen gidiyorum. İyi iyi hadi konuş. Efendim Firuze. Ali. Ali neredesin? Ali neredesin? Allah aşkına bir an önce gel. Bu Zeyno var ya Zeyno. Bir kahve içmek için uğradı. 5 saattir beni esir aldı. Ay işimi gücümü yapamıyorum. O anlatıyor ben dinliyorum. O anlatıyor ben dinliyorum. Ali ne olursun sen gel ki biz de hemen çıkıyorduk diyebileyim. Hadi. Tamam hayatım. Eve çok yakın bir yerdeyim. Gelmem bir saniye bile sürmez. Yani hemen geliyorum hayatım. Tamam hadi bekliyorum. Hadi bekliyorum. Tamam. Birazdan yanındayım.
Gözün aydın ablacığım. Ben gidiyorum. Kolay gelsin. Hoşça kal. Ayol kadın çatlak mı ne? Firuze'yi çıldırtmış. Bakıyorum neşen yerinde. İçinde tek bir dişi olmayan bir tatil köyü yaratıp geldin herhalde. Ayoyoyo. İnsan koyduk içine değil mi Toprak? Anlatsana dedene. Evet dedeciğim koydu. Küçükler 5-15 yaş arası, büyükler de 60-80 yaş arası. Orta yaşta kimse yok. Buyur. Tam beklediğim gibi. Ne oldu, hevesin kursağında mı kaldı? Gücüne mi gitti canım? Ama istersen sen kızının yanında kalabilirsin bu sıcakta. Tatil matil yok. Tatil matil yokmuş. İmiş. Zeytin, Efecan'a ne oldu kızım? Görmüyor musun? Uyudu. Sen bana niye bağırıyorsun bakayım? Ayrıca bu çocuk niye burada uyuyor? Senin burası gölge, oynadık oynadık, yoruldu uyudu. Ayrıca da şimdi uyudu. Ama senin güçlerim olsaydı ben arkadaşımı uyandırırım. Hala benimle oynardı. Bana bak, sihirden mihirden söz etmek yok. Şimdi çocuk uyanacak, her şeyi duyacak. Of, ne yapsam, ne desem suç. Bu kadar biliyorsun da neden bu çocuğu içeriye götürmedin, ha? Burası bahçe, bör var, böcek var, arı var, sinek var, ha? Her şeyi düşünüyorsun, bunu düşünemiyor musun? Eğer şey güçlerim olsaydı, arkadaşımı korurdum sineklerden. Ayrıca Zarin ablayı da evine gönderirdim. Annemi oradan kurtarırdım. Ya, çok biliyorsun sen. Afiyet olsun. Canım teşekkür ederim. Rica ederim. Sen kendine niye yapmadın Firuzeciğim? Ben bir günde iki tane kahve içemiyorum. Çarpıntı yapıyor bende. Doğrudur. Sen benden büyüktün değil mi? Doğru, tansiyon var. Bir yaştan sonra oluyor canım. Kim geldi ayol? Ali'dir. Beni almaya gelecekti. Ali geldi demek. İyi oldu vallahi geldi. Yani oturur birazcık da sen de benim falıma bakarsın bu arada, ha? Zeynep, bugün iki defa fal baktım ya ben sana. Canım baktın ama onların telvesi biraz fazla olmuş. Hayır, yanlış anlama. Kahveyi çok güzel yapıyorsun ama yani içim böyle kararmış çıktı. Şunu bir güzel içim, sallayayım içim, kapatayım. Berrak çıksın biraz içim, değil mi? Tamam, hadi sen adını da beklettin kapıda. Tamam, hadi git tamam, aç artık. Tamam, aç kapıyı aç. Bana yardım et. Kurtar şu kadından beni Ali. İçime fenalık geldi. Firuze, niye bu kadar sıkıldın? Kasma kendini. Tamam. Bak, tamam. Ben şimdi yukarı çıkıyorum. Bir yüzümü yıkayıp falan kendime geleyim. Tamam. Sen bunun yanına git. Böyle hani gitmemiz lazım falan da bir şeyler yap. Tamam mı? Tamam hayatım. Bayılacağım. Tamam, sen git, ben hallederim. Firuze. Nerede kaldın? Ayol kim geldi? Vallahi merak ettim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin çocuk burada uyuyakalmış da. Bence onu ya içeri alın ya da eve götürün. Neme lazım? Ulu orta yerde değil mi? Belki arı marı sokar, sinek falan ısırır. Yok canım, sanmıyorum bir şey olacağını. Ama maşallah siz güçlü kuvvetli bir adamsınız yani. Onu şöyle bir kucaklayıp salona götürürseniz kanepede rahat rahat. Burası serin biliyor musunuz? Ha? Hem Firuze bana daha fal bakacak biliyor musunuz? Kahveyi daha kapatmadım bile. Baba ne yaptın? Ne yapacağım kızım? Yapmam gerekeni yaptım. Zeynep kendi isteğiyle gitsin. Annen de biraz kafasını dinlesin. Nedir bu ya? En iyisi ben zamanı geriye alayım. Zaman 5 cümle geriye aksın. Merhaba. Sizin çocuk burada uyuyakalmış da. Şimdi ulu orta yerde belki ne bileyim arı marı sokar, sinek falan ısırır, öyle değil mi? Doğru. Ah canım bakayım. Bak görüyor musun? Tabii çok normal yani. Hiç durmuyor ki çocuk. Koştur koştur yorulmuş, uyumuş kalmış tabii. Çok normal yani. Neyse ben bunu eve götüreyim, siz de Firuze'ye söylersiniz gitmek zorunda olduğumu, tamam mı? Öyle şey, burada ben varım. Hem o ağır olsa taşıyamazsınız. Zeytin, sen şimdi annene haber ver. Ben Efecan'ı eve taşıyayım, tamam mı yavrum? Zeyno teyzene yardımcı olmamız lazım. Sağ olun, çok naziksiniz. Rica ederim, ne demek? Annene söyle, sonra gene uğrarım ben. Kusura bakmasın. Nasıl da ağırlaşmış. Ya çocuk işte, çabuk büyüyorlar. Bay bay canım.
şu pirzolalara bak, nar gibi kızarmışlar. Nasıl canım çekti şlap şlap bay. Hiç boşuna heveslenme. Çok uğraştım bu sofrayı hazırlamak için. Elleyemezsin. Yoruldum, çok yoruldum. Ne yapayım ama benim de canım çekti. O kadar güzel kızarmışlar ki kokusu da buraya kadar geliyor. Ay yaşam ve güzel kızım benim. Ver bakayım. Toprak. Ay pirzolayı görünce nasıl da et görmüş köpek gibi saldırdı. Anneanne. Dudu, et görmüş köpek gibi mi? Yani sözlerine dikkat et. Al yemeyeceğim. Senin olsun eti de kemiği de. Çok affedersin, ağzımdan kaçtı. Ağzımdan kaçmış. Ay ben sana veririm şimdi. Kıyar mıyım sana hiç? Ne dediğini bilmiyorsun ama... gene de iyisin gibi. Hopşlet. Anneanne. Efendim. Sence de bir şeyler eksik değil mi? Sofrada mı? Yok, hiçbir şey eksik değil. Her şeyi ince ince düşündüm ve yaptım. Bak servisler tamam, peçete tamam, mumlar tamam. Ortadaki aranjman tamam. Zeytinyağlılar, sıcaklar, pilav. Her şey tamam. Nesi eksik ki? İyi, sen öyle diyorsan. Ne eksik söyle? Sence de ayakta yemek biraz zor olmayacak. Sandalyeler. Hayır canım. Bence biz böyle oturup yiyecektik. Şimdi yapar mı ben? Ay nasıl oturacak herkes havada mı? Ya söylemeyecek misin? Niye bugün bir acayipsin? Aykan söylemeyeceğim, üstüme gelme. Nerede kaldı bu annem ya? Tuvalete gitmem lazım. Bir de 15 dakikada bir tuvalete gideceğim diyor. Yani midem bozulduysa söyle. Niye utanıyorsun ki? Gülme. Ay. Anne nerede kaldın ya? Lavaboları temizledim hayatım, ne var? Değiştirmem lazım. Ay. Ay sen niye güldün demin? Hiç. Ya bak söyle, biliyorsun sen. Ya söyleyemem Kaan. Niye ki? Ya söyleyemem işte, kısa mı meseleler? Aa. Ya. anne. Ben diyorum ki bugün ben anneanneme gelmesem mi acaba? Ay oğlum olur mu? Özellikle tembih etti Cem de gelsin diye. Hem geçen sefer de gelmedin, ne kadar üzülmüştü. İyi de sen yoksun, ben yokum. Barış tek başına nasıl idare edecek kafeyi? Canım benim, Ramazan ayındayız. Bak zaten ne kadar müşterimiz az. Barış'cığım, akşam saat 9'a kadar falan gelen olmazsa sen de kapatırsın kafeyi. Yok canım, 12'ye kadar durmakta fayda var. Bir müşteri bir müşteridir. Bak bak. Anne, istersen ben de kalayım kafede. Aa, ya niye böyle yapıyorsunuz anneannen? Çok üzülür hayatım. Ya anne, ne yapacağız orada biz? Siz bir şeyler konuşuyorsunuz. Sonra biz de yemek yiyip sıkılacağız yine. Evet, sıkılacağız. Orası kesin. Yani ne yapalım? Anneannem sevinecekse gidelim bari. Bir zahmet yani. Bak, gerçekten bu kadar isteksiz olduğumuzu anlarsa alınır kadıncağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oho, ya bu ne kalabalık değil mi? Ya aşk olsun Sadık, dalga geçme. Ramazan ayındayız, her yer sakin böyle. Üzme kızı ya, sen de kimse yok diye üzülme. Akşam iki kişi gelecek. Kim gelecek? Faruk ve Zelal. Şaka şaka değil mi? Yok abicim, doğru söylüyorum ya. Öğleden sonra koridorda patronu gördüm ben. Bilmiyorum, yüzü biraz asıktı gerçi ama gündüz Avni'yle buluşmuşlar, Zeleli görmüş falan filan. Akşam mutlaka sizin kafeye geliyorum dedi. Tadı tuzu yoktu ama neden olduğunu bilmiyorum. Bak gördün mü, şimdi Zelal'e taktı. Ya aslında Zelal ona yüz verecek bir tip değil de... yani akşam birlikte olmak neyin nesi anlamış değilim valla. Barış'cığım hadi gözün aydın, bak akşama iki kişilik bir masam var. Süpermiş. Şimdi buluşma yerini kesin Zelal seçmiştir. Ve Zelal Faruk'a buluşmak için evet dediyse kesin burada hayır diyecektir. Görüyor musun? Aferin. Ya insan bir sormaz mı be Avni abi? Faruk da gelebilir mi demez mi? Zelal'cim ya ben nereden bileyim ya Zelal? Yani sık sık senin butiğine geldiğini Faruk'un ben nereden bileyim? Yani sen anlatmazsan ben bunu anlayamam ki. Ya ben niye anlatacağım?
Ya ben bu yaşımdan sonra sana gelip Avni abi şu Faruk'u benden uzak tut demeyeceğim herhalde. Ya ben zaten mesafemi koyuyor ve koruyorum. Sen de biraz farkına varsan, ya bu Zelal Faruk'u görünce neden bu kadar mutsuz oluyor? Neden sevinmiyor? Neden yüzünden düşen bin parça? Anla artık. Lütfen yani. Tamam, anladım. Gerçekten anladım şimdi, anladım. Yani bugüne kadar anlamamıştım ama şimdi anladım. Bundan sonra Faruk'la ilgili hiçbir sürpriz yaşamayacaksın benden yana, tamam mı? İnşallah. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Ben yani bu konuşmanıza gerçekten hiç dahil olmak, karışmak falan istemedim. Ama ya izninle bir iki laf söylemek istiyorum. Ya adamın nesini beğenmiyorsun Zelal'cim? Yani Faruk Bey böyle yakışıklı, zengin, karizmatik, ne bileyim. E sen de yani affedersin de kırkına dayandın yani. Hani neredeyse affedersin karta kaçmak üzeresin yani, değil mi? Piyango gibi adam ayol yani, sokağa her çıktığında öyle Faruk Bey gibi birini göremezsin ki. Yani bir adama bir şans ver, ne var yani? Oh, 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 dökül dökül. Karizmatik, yakışıklı, sokakta böyle adam bulunmaz. Oh, ya ne beğenirmişsin sen Faruk? Ay, komik olma abicim. Yani tamam, adamın eksikleri var yani, hani biraz zampara falan ama... ama bak, ama diyorum, altını çiziyorum. Zelal de o kadar oturaklı, hani dediğini yaptıran kuralcı bir kadın. Faruk Bey'i böyle bir hizaya sokar, yola getirir. Hem ayrıca birbirlerine çok yakışıyorlar. Değil mi? Zeyno'cum, ne kadar tatlısın. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ama senin de söylediğin gibi bu yaşımdan, yani bu kart olmuş halimden sonra olduracağım değil, olmuş adam isterim. Bu benim hakkım, öyle değil mi? Onlar da zaten piyasada yok. Varsa da sahipli. Bana yaramaz yani. Zeyno'cum, güzelim. Sen beni düşüneceğine kendi güzel yuvanı düşünsen daha iyi olmaz mı? Tamam canım, bana ne yani? Ha, senin iyiliğin için söyledim, bana ne? Çok sağ ol, çok naziksin. Neyse, ben gidiyorum. Avni abi, bak ben bütün bunları söylemek için buraya kadar geldim. Senden çok rica ediyorum, lütfen. Beni o adamla bir daha bir araya getirme, sakın. Tamam mı? Tamam canım, yani merak etme. Zaten sen şimdi Faruk'la konuşmaya gitmiyor musun? Açık açık söyleyeceksin bütün düşündüklerini. Akıllı adam anlar. Tamam. Yani işine gelirse tabii. Anlamazsa da kendi bilir, bana ne. Neyse ben gidiyorum, hadi iyi akşamlar. Senin için de tabak koymuştum aslında ben ama. Canım çok sağ ol, çok tatlısın. Ama başka zaman. Tamam, ben seni yolcu edeyim. Dur. Canım çok sağ ol, çok tatlısın ama başka zaman. İşte. Ya affedersin kuzenim falan ama içimdekileri söyleyeceğim canım. Ya bu ne soğuk nevale bir kadındır canım. Ben onun iyiliği için iki laf söyleyeyim dedim. Ne var bunda yani anneciğim, öyle değil mi? Burnumdan getirdi. Yemin ediyorum bir daha hiçbir şey söylemeyeceğim. Şimdi ben de içimdekileri söyleyeyim mi? Ne? Demek Faruk yakışıklı, karizmatik ha. Ya ne beğenirmişsin bu adamı ya. Kıskandın mı sen böyle? Ne? Nereden çıktı? Ay yani ben o beğensin diye öyle söyledim canım. Ay sen bilmiyor musun? Benim yakışıklım sensin ha? Ben seni beğenmişim, almışım, koluma takmışım. Ha? Sensin benim yakışıklım. Bir daha söyle. Sensin benim yakışıklım. Anne, ne kadar çok, ne kadar çeşitli güzel şeyler yapmışsınız. Ben de hangi birini yiyeceğimi şaşırdım, inanın ben. Elinize, emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Sen nasıl buldun damat? Enfes olmuş anneciğim, nefis olmuş. Gerçekten yani yemekten konuşamıyorum, muhteşem. Afiyet olsun canım oğlum. İşte buraya yerleşirseniz her gün böyle yemekler sunarım size. Ha, enişte siz buraya mı taşınıyorsunuz? Evet, geçici olarak öyle bir ihtimal var. Sizin sitere bir ev boşalıncaya kadar buraya geçeceğiz. Burada, anneannemin şatosunda ben ve babam, düşünebiliyor musunuz? Asla. Asla, asla demeyin. Ama benim de aklıma pek yatmıyor. Anneanne, ellerine sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Cem'ciğim ama her şey duruyor tabağında. Hiçbir şey yememişsin ki sen. Ama o kadar kilo verdim, şimdi geri mi alayım? Ya ben artık öyle tık havası değil, böyle doyacağım kadar yiyorum her şeyi. Sanki bir şey buluyorsun da yiyecek. O evde ne yiyeceksin ayol?
Çöpe döndün o evde yaşadığından beri. Zaten annenin kafesinde de seni çok çalıştırıyorlar. Ne kadar yersen ye, sen o çalışmayla yakarsın onları. Ama tatilde diyet miyet yok. Herkes istediği gibi yiyip içecek, tamam mı? Aa, ne tatili anneciğim? Aa, yaz başında söylemiştim sizi tatile götüreceğim diye. Baktım kimse oralı olmuyor. Ben de kendi kafama göre bir program yaptım. Nereye? Antalya'ya. Hepsinin biletini aldım. Cem, sen dahil. Yarından sonra anneanne kontenjanından bir hafta izinlisin. Aa, yarından sonra mı gidiyorsunuz tatile? Sürpriz dediğin öyle olur zaten. Bir anda böyle pat diye söylenir. Yarından sonra sen de şaşırırsın. Aa, yarından sonra mı? Hadi Şerefe, yarından sonra ya. Tatile, Antalya'ya. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bir günde iki ayrı orta sınıf mekanda olmam senin için bir şey ifade ediyor mu Zeynep? Biraz açık konuşur musun lütfen? Senin için, sana değer verdiğim için. Yoksa ben bu sıcaklarda öğle yemeğimi Paris'te, Şanzelize'de, akşam yemeğimi İsveç'te, Kırıçıparıvski restoranda yerdim. Onların sesli harfleri biraz az ya ama köfteleri güzel. Farukçum, başka kadınlarda işe yarayan senin bu tarz şovların bende işe yaramıyor. Ne şov, bu benim yaşam tarzım. Evet, görüşmeyeli öyle olmuş. Sen hiç değişmedin sanki. Seni tanıdığımda ünlü bir tasarımcı mıydın ki? Evet, değildim. Senin gibiydim. Ama ben yol parası vermemek için 7 duraklık yolu yürüyerek gidiyordum. Hala da senin küçümsediğin orta sınıf mekanları seviyorum ve mutlu olabiliyorum. Ya şurada buluştuk, nereden geldik, nereye gidiyoruz onu mu konuşacağız hep? Nereden geldiysek geldik. Hiçbir yere gitmeyeceğimizi konuşacağız. Faruk, seni reddeden kadınlara karşı senin bir zaafın olduğunu düşünüyorum. Ama benim üstüme boşuna gelme. Sana karşı hiçbir kırılma noktam yok benim. Tamam mı? Var ya, her seferinde söylüyorum, senin bu özgüvenine bayılıyorum Zelen. Ben çok ciddiyim. Bence nazın bir türü. Naz değil, ciddiyim. 100 yıl beklesen, sana doğru senin beklediğin anlamda bir adım atmayacağım. Anlamıyorum seni. Yalnız ve özgür bir kadınsın. Ben de öyleyim. Yani kadın olma kısmı hariç tabii. Bir kere denesek ne kaybederiz ki? Farukçum, birbirimize bazı başlıklar altında uyuşuyoruz diye birlikte olmamız falan gerekmez. Yani sen eskiden beri bana takıksın diye, bu adam hala benim peşimde diye, benim yalnızlığımdan özgürleşme zamandır diye düşünmem de gerekmez. Farukçum, bak, ben sana karşı hiçbir şey hissetmedim. Hissetmiyorum. Neden peki? Ya bilmiyorum, bunu kendime sorma gereği hiç duymadım ki. Lütfen artık beni rahat bırakır mısın? Yani böyle bir cümle kurmak zorundayım çünkü peşimde olmadığını anlamamam için aptal kör falan olmam lazım. Hiçbir şansım yok. 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 Tamam. Anladım. Tamam. Rahatsın, özgürsün bundan sonra. Sağ ol. Barış hesabı alabilir miyiz? Tamam. Direkt girsin mi? Ya öyle hemen alışamayacağım sanırım. Hadi gel. Yardım edeyim sana. Yok yok, bitirdim ben zaten. Bir saat sonra yola çıkacağız.
Bilgisayarını da mı alıyorsun? Tabii. Görüntülü konuşma yaparız. Özlerim ben seni. Sen beni kendine yine aşık ettin. Ya da zaten aşıktım ama bunu kendime itiraf edemiyordum. Belki de. Hangisi doğru olursa olsun bir daha gitme. Gitmem. Seni bırakmam. Bırakmayacağım. Şüphelenmesinler diye. Ama ikisi de müzik dinliyor. Hala uyumadılar ki. Ya evrenin başka bir köşesine gittiğimizi anlarlarsa korkabilirler. Anneanne. Efendim. Biz niye otobüste gidiyoruz? Kızım sen salak mısın? Biraz önce anlattım ya sana. Öyle değil yani. Niye uçakla gitmiyoruz? Çünkü Cem uçmaktan korkuyor. Nedense. Ne saçma bir şey. Panik atak yaşıyormuş. Her yere otobüste gitmek istiyor. Aman boş ver. Zaten biz her şekilde uçuyoruz. Ha, iyi dedin. Birazdan peri hostes servise başlayacak. Onlar ne içerlerse içsinler uykuya dalacaklar. Bir uyanacaklar harika bir kumsaldayız. Çok heyecanlı da. Anneanne ben nasıl gireceğim denize? Tamam hallederiz. Oldu bitti. Gülme be. Senin başına gelince seni de göreceğiz. Abi hava çok güzel değil mi? Hem de nasıl. Ya ben hepinizden çok özür dilerim. Ya, benim yüzümden böyle uçakla değil otobüsle gidiyoruz. Olsun ya. Otobüs yolculuğu daha zevkli bence. Canım benim. Keşke siz de peri olsaydınız. Ne korkunuz kalırdı ne de böyle dertleriniz. Yolculukla ne alırsınız? Tamam. Yolculukla ne alırsınız kızlar? Hmm. Anladım. Meyve suyu ister misiniz? Teşekkürler. Rica ederim. Yolculukla ne alırsınız? Teşekkürler. Ben bir su alayım. Sen ne içiyorsun Ceren? Ben de vişne suyuyla kek. Pes. Her şeyi muhteşem organize etmiş. Periliçem, Dudu Peri bu. Hiçbir şey atlar mı? Yalnız Taci'yi göremiyorum. Çocuklar otobüsün bagajında diyorlar ama... ...Dudu'nun gönlü razı olmaz onu bagajda tutmaya. Olmaz tabii Periliçem. Bunlar şimdi gerçek otobüste değiller ya. Eminim Taci otobüsün en uygun yerinde keyif çatıyordur. Bir bakalım. Aa, buyurun. Tamam, nihayet uyudular. Ah canım.
İkisinin de haberi yok. Farkında olmadan dünyanın bir ucunda tatil yapacaklar. Birazdan saatleri ileri alacağım. Bir iki saniye içinde de tatil köyümüze varırız. Niye saatleri ileri alacağız? Kızım sen sala... Neyse söylemiyorum artık onu. Anlatıyorum, anlatıyorum, dinlemiyorsun. Bazı insanlar dinlemeyi bilmez çünkü. Ne anlattım ben sana? Uyanır, Cem'in kolunda saat var. Bakacak, nasıl bu kadar çabuk gelebildik diyecek. Her şeyin gerçeğe uygun olması lazım. Bir daha anlatayım mı? Sorar şimdi. Anneanne, niye saatleri ileri alacağız? Gene soracak. Niye yaptın diye. Ben bir daha yapayım. Ay anneciğim, nasıl yaptın? Ne yaptın anlamadım ama... ...çocukları şu ana kadar gördüğüm en güzel tatil yerine götürüyorsun. Çünkü onlar benim bir tanem. Ne sandın? Sen asıl orada nasıl zaman geçireceğimizi gör. Bizi izlemeye devam et. Öptüm seni. Görüşürüz. Betüş Hanım. Betüş Hanım. Efendim Firuzeciğim. Zeyno Hanım geldi. Ay bugün de mi geldi? Bugün de. Ey tamam sen in, ben geliyorum arkadan. Betüş Hanım, Zeyno geliyor, merak etme. Ay, bu sefer yakaladım ya, çok sevindim yani evden çıkmadan. Nasıl? Bana kızgın mı hala, yoksa yumuşadı mı biraz? Yok. Betüş Hanım öyle ikinci biri değildir. Merhaba Betüş'cüğüm. Merhaba, hoş geldin Zeyno. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay, otursana. Ay bana kızgın olduğun nasıl da belli hala. Ya vallahi isteyerek olmadı. Yok canım. Olmuş, geçmiş, bitmiş bir şey. Artık üstünde durmanın bir manası yok değil mi? Doğru söylüyorsun ama ay ne olursun böyle soğuk davranma bana. Ben yani bu adeti bilmediğinizi nereden bileyim yani? Hiç kimse vurmadı falan deyince ben manyak mıyım? Durduk yerde gelip kızcağıza bir tane yapıştırayım canım. Hani biliyorsun kadınlık zordur. Böyle genç kızlıktan kadınlığa geçişte ya bir sürü çileler, sıkıntılar yaşar kızlar ya. Ay öyle oluverdi işte ya. Benim kızlarım o çileleri yaşamayacak Zeyno. Nasıl çocuklar yetiştirirsek büyüyünce öyle kadınlar, öyle adamlar olurlar. Ay, ilahi Betüş vallahi doğru söylüyorsun. Yani kitap gibi konuştun ama. Yani şimdi biraz da gerçekçi olalım değil mi? Yani sen de kadınsın, ben de kadınım. Çektiğimiz sıkıntıları biliyorsun ayol yani. Her şey bizim üstümüzde yani. Bir kere sen her gün kafeye gidiyorsun hayatım. Oradaki kadınların konuştuklarını falan duymuyor musun Allah aşkına? Sen kendinde, kendine örnek al bir kere. Yani eve para getiriyorsun, çocuklarla ilgileniyorsun. Temizlik yapıyor, yemek sende. Sonra ne bileyim akrabaları falan da idare etmek sende. Kayınpeder ayrı, teyze ayrı, dayı ayrı, akrabalar ayrı yani değil mi? Biliyorum ben tamam senin yetiştirdiğin çocuklar büyüyünce harika insanlar olacaklar ama... ...yani kadınlık da zor, zor yani. Ne olacak? Sanki dünyayı mı değiştirecekler canım yani? Kadınlık dün neyse bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Gerçekçi olalım. Nereden biliyorsun Zeyno? Belki de ben dünyayı değiştirecek çocuklar yetiştiriyorum. Mümkün tabii yani. Anneanne beğenmek ne kelime? Ya biz buraya bayıldık. Anneanne burası gerçekten olağanüstü bir yermiş. Ah çok sevindim. Ben yapılırken buradaydım.
Ama şimdi fark ettim, gerçekten çok güzelmiş. Anneannem insan olsaydı ve böyle şeylerle uğraşsaydı kesin dünyanın en başarılısı olurdu. Benim ne dünyayla ne dünyalıkla işim yok. Sizleri mutlu eden anneanneniz olayım yeter. Ah bir de beni mutlu etsen. Konuşsam torunlarım sesimi duymaz. Bir şezlonga uzanıp bir kadeh kokteyl içip güneşlenemem. Ne olurdu aranızda görünmez bile olsam, insan olsaydım. Adam ol, o günleri de görürüz. Şimdi burada seksi kızlar olmadan çocuklarla ihtiyarları izleyerek yetin. Evet, şimdi odalarımıza yerleşelim. Gün batmadan havuza ineriz. Sonra yemek yeriz. Gecede disco! Anneanne, sen gerçekten çok çılgınsın. ne duruyoruz? Hadi gidelim. Gidelim. Gerçekten çok güzel. Perilicem, ne diyorum biliyor musunuz? Gerçekten de ceza alacağı bir şey yapmamış. Çocukları diskoya yollarken yanlarında gitmemezlik etmezse tabii. Perilicem, acaba diyorum biz de gitsek mi? Tatile mi, izlemeye mi? Her ikisine de. Tamam, neden olmasın, gidelim. Hem Taci ile Dudu'ya arkadaşlık etmiş oluruz. Hadi. Thank you.